Merhaba, bir seneden uzun bir süre oldu ama tekrar karşınızdayım. Panzer Campaigns Japan 45'e sıfırdan başlayacağım. Önce bilmeyenler için seriden bahsedeyim. Panzer Campaigns 2. Dünya Savaşı'ndaki bazı operasyonların bulunduğu bir harp oyunu serisi. Panzer Ayagoyugo türünden tur tabanlı ve altıgenlerden oluşmakta olup bir tur 2 saat, bir altıgen 1 kilometredir. Buna benzer ancak 1. Dünya Savaşı'na geçen First World War Campaigns ve 2. Dünya Savaşı'nın sonrasına geçen Modern Campaigns serileri de mevcuttur. Ancak Modern Campaigns'teki altıgenler bir mildir ve bir tur 3 saatlik süreyi kapsar. Şu an oynanacak olan Panzer Campaigns Japan 45 olup Panzer Campaigns serisinin 22. oyundur ve seride şu an 25 oyun bulunmaktadır. Japan 45'in ele aldığı operasyon olimpik operasyonu olup bu operasyon aslında yapılmamış bir operasyondur çünkü gerek kalmamıştır. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarını biliyorsunuz. ABD Japonya'ya iki atom bombası atmış, sonrasında Sovyetler Mançurya'dan girmiş ve Japonya teslim olmuştur. Bu oyunda ise bu iki olayın yapılmamış olduğunu farz ediyoruz. Dolayısıyla ABD Japonya'ya çıkarma yapmak zorunda kalıyor. Planlanan operasyon adı Downfall operasyonu olup, bu operasyonun ilk kısmı olan Olimpik operasyonu bu oyunda işlenmektedir. İkinci kısmı olan Coronet operasyonu Japan 46'nın konusudur. Şimdilik Japan 46'dan sonra çıkmış Panzer Campaigns oyunları, Sıhhelt 44 ve Kiev 43'tür. Böylelikle seride şimdilik 25 oyun ve bir demo bulunmaktadır. Oyuna normal kısa yoldan değil WDS menü programından gireceğim. Çünkü görebileceğiniz gibi buradan sadece eksiye değil PDF dosyalarına da erişim sağlayabilmekteyiz. Burada oyunla ilgili tasarım notları ve değişen opsiyonel kurallar gibi pek çok PDF'i görmeniz mümkün. Opsiyonel kurallardan bahsedeceğim ama öncelikle oynayacağım senaryoyu senaryo listesinden göstereyim. Buradan senaryoların insan oyunculara karşı mı yoksa bilgisayara karşı mı oynanması gerektiğini görebilirsiniz. HTH yazanlar başka bir insan oyuncuya karşı solo yazanları ise bilgisayara karşı oynanması tavsiye edilen senaryolardır. Diğerleri iki şekilde de oynanabilir. Bilgisayara karşı oynanması tavsiye edilen senaryolarda genelde saldıran tarafta olunması tavsiye edilir. Çünkü bilgisayar savunmada saldırıdan daha iyi. Tabii ki insan oyuncunun yerini tutmaz ve tabii ki Panzer Campaigns'in yapay zekası çok kötü ama olduğu kadar. Biz burada 285 turluk büyük senaryoyu değil, 195 turluk büyük senaryonun tarihsel planını oynayacağız. Tabii ki tarihsel derken aslında hipotetik tarihsel olduğunu unutmayın. Bu operasyon gerçekte yaşanmadı. O yüzden bu operasyon hakkında söyleyeceğimiz her şey farazi. Siz oyunla ilgili herhangi bir ses duymuyorsunuz çünkü oyunun seslerini kapattım. WDS'den ben bu seriyi John Tiller Software'ın zannediyordum diyenler için John Tiller öldü ve John Tiller Software'ı Wargame Design Studio satın aldı. Bu satın alma duyurulduktan hemen sonra da bütün seriler için 4.0 versiyonu çıkarıldı ki benim bu kadar beklememin esas nedeni buydu. Kısaca operasyonu kendisinden bahsedeyim. 1945 senesinin Kasım ayında Köşe Adası'nın güneyine çıkarma yapılacak ve adanın güney tamamen ele geçirecek. Bundan sonra 46'nın ilk baharında Tokyo'nun iki tarafından çıkarma yapıp Tokyo'ya girilecek ve orada bulunan bölge ordusu geri ittirilecekti. Downfall operasyonu kabaca böyledir. Bazılarınız Panzer Campaigns'in Pasifik Cephesi ile ilgili neden sadece iki oyun olduğunu ve bu oyunların neden hipotetik olduğunu sorabilir. Çünkü tarihsel gideceksek Pasifik Cephesi'nin Panzer Campaigns için uygun olan kısımları sınırlı. Filipinler ve Çin'i saymazsak başka neresi olabilir bilemiyorum. Pasifikteki adalar Panzer Battles ölçeği için daha uygun. Bir de aslında bu oyunu 2009'da geliştirmeye başladılar. Sonrasında rafa kaldırıldı. Sonrasında bu oyunun harita tasarımcısı Dave Blackburn öldü. Sonrasında onun bilgisayarından bununla ilgili dosyalara alıp yaklaşık 9 ay gibi bir sürede oyunu tamamladılar. Yanlış biliyorsam bilen biri düzeltsin. Savaş sisi tabii ki olacak kendime veya bilgisayara bir avantaj vermeyeceğim. Gördüğünüz gibi varsayılan opsiyonel kurallar bir önceki versiyona göre çok farklı ve ben bu varsayılan üzerine değişiklik yapmayacağım. Geçen versiyonun opsiyonel kurallarında biraz sorun vardı. Mesela birlik yoğunluğu yüksek olmasına rağmen Hücum harici alternatif hesaplama açıktı. Savunma ateşinin elle yapılması kapalı olmasına rağmen otomatik olmasını açık tutmuşlardı ki bu durumda bu kuralın yaptığı hiçbir şey yok. Hücum hesabı da tuhaf bir şekilde hem kapalı hem de açık olması gereken bir kuraldı. Kapalı olması gerekiyordu çünkü kapalı olmazsa sığınak patlatacak tanklar sığınak patlatmada hiçbir işe yaramıyordu ancak atış değerleri McNamara veri tabanına göre olduğu için bu kuralın açık olması gerekiyordu. Şimdi siz söyleyin bu kural açık mı olmalı yoksa kapalı mı olmalı? Opsiyonel teslim kuralı sadece Amerikalılara çalışıyordu. Çünkü Japonlarda fanatik millet kuralı var. Atış ve hücum sonuçlarının daha düzgün olması ise gerekmiyor. Yorgunluk atma değerini yükselten kural da gerekli değil ve hava durumunun weather dosyasına göre yapılmış olması bir sonraki günün hava durumunu çok da tahmin edilebilir yapmıyor. Diğer opsiyonel kuralları yeri geldiğini anlatırım. Burayla yeteri kadar haşır neşir olduğumuza göre oyuna girelim. oyuna girmemizin kısa sürmesinin nedeni ikmal hesabı yapacak bir birliğimizin bulunmamasıdır. Burada görebileceğiniz gibi uçaklarımız hazır. Takviye birlikler geldi ki bu gelenler çoğunlukla istihkam birlikleri ve onları koruyan tanklar. Burada çekilmek üzere olan gemiler görüyorsunuz. Korkmayın. Bu gemilerin çekilme ihtimali %100 değil, %2. Bu kendilerine saldıran intihar gemileri tarafından savaş dışı kalmalarını temsil ediyor. Parametre verisi görebileceğiniz üzere büyük oranda normal. Büyük oranda normal olmayan kısımlarını anlatayım. Birincisi gece turları 4 saat sürüyor ama gece 12 saat dolayısıyla gecede 3 tur var. Normalde Rusya'da olsa yazın 1 tur olur. Diğer yerlerde 2 tur olur. 12 saat olursa gece turları genelde 6 saat olur. Ama burada gece turları 4 saat ve gece 12 saat sürdüğünden dolayı 3 gece turu oluyor. Sığınak yapmak mümkün ki oyun ilk çıktığında bu sığınak yapma ihtimali %2.5 idi. Şimdi en farklı kısma geçelim. Birincisi burada gördüğünüz gibi tarlaların yüksekliği 0 metre. Yani tarlalar arkasını gösteriyor. İkincisi ve daha önemli olan ise bisikletli haricinde tekerlekli birliklerle tarlaya giremiyorsunuz. Girmeniz için yol hareketi kullanmanız gerekiyor. Önce uçakları sonra topları kullanıp sonrasında da takviye birlikleri getireceğim bu kısımları siz normalden hızlı olarak göreceksiniz. Çünkü onları şu an çok detaylı anlatmak istemiyorum. turun sonuna geldik. Tur geçmeden önce ilkin bize tek kullanımlık birliklerin oyun alanından kaldırılacağının uyarısını veriyor. Sonrasında turu veya fazı geçmek isteyip istemediğimizi soruyor. Panzer Campaign serisini fazla oynamıyoruz. Daha doğrusu fazla oynayan hiç görmedim. Japan 45 ve 46'da eski senaryoları tamamen ortadan kaldırmadılar. İsterseniz o senaryoları orijinal senaryos klasöründen geri getirebilirsiniz. Turu geçiyoruz. İkinci tura geçtik. Gördüğünüz gibi yeni takviyeler var. Gemiler ise zaten malumunuz. Sortiye çıkmaya müsait olan uçaklar tamamen keşif uçağı mıdır? Yoksa birkaç avcı bombardıman vesaire uçağı da bu tur tekrar gelmiş midir bilmiyorum. Gördüğünüz gibi kumsallardaki mayın tarlaları hızlı temizleniyor. Bunlar ikinci seviye olduğu için bu tur temizlenebilenler birinci seviyeye indi bir sonraki tur temizlenebilecek durumda ise tamamen temizlenecekler. Mayın temizleme için herhangi bir şans faktörü bulunmamakta. İstihkam birliği aksak ya da yürüyüş modunda değilse temizler. Namüsait topçu diye bahsettikleri büyük oranda gemiler. Bazı birliklerin kıt mühimmatlı olması olağan. Aksaklıktan kurtulma testine konu olan 11 birlik varmış. Bunların üçü aksaklıktan kurtulmuş. Bu bölümü giriş bölümü olarak düşünebilirsiniz. Sormak istediğiniz bir soru varsa buradan değil, Strateji Türkiye girip oradan sorun. Onun dışında başka bir şey demeyeceğim. Oyunu tekrar kaydedip videoyu bitireceğim. Bir sonraki bölüme kadar hoşçakalın.